yalan söylüyorsun. Gel, gel burada konuş, gel burada konuş. Yalan. Bakın burada belgeler var. Bakın burada belgeler var. Binlerce belgeler var. Yalan söylüyorsunuz. Gelin burada konuşun. Laf atmayın orada. Gelin burada konuşun. Sizin ne vicdanınız var, ne insafınız var. Türkiye'nin bütün cumhuriyet kazanımlarını, malını, mülkünü sattığınız yetmiyormuş gibi, Türkiye'nin cumhuriyet kazanımlarını sattığınız, göz diktiğiniz, çaldığınız yetmiyormuş gibi, şimdi de insanların emeklerini çalıyorsunuz. Büyük Önder Atatürk, cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir demiş. Bu cumhuriyetin sağladığı olanaklarla Bartın ilinin Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğan, babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı olan Sayın Adalet Bakanı, cumhuriyetin sağladığı bu ortamdan yararlanarak, faydalanarak, her Türk vatandaşına sağlanan olanaklardan yararlanarak bugün Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuştur. Ancak cumhuriyetin sağladığı bu olanakları her Türk vatandaşına eşit oranda sağlamaktan bir türlü geri kalmaktan vazgeçmemiştir. Şimdi Sayın Adalet Bakanı, bıraktık Türk halkının kendisinden adalet beklemesini, adalet mensuplarına bile adaletsiz davranmaktadır. Türkiye'nin her tarafından, yüzlerce, binlerce Adalet Bakanlığı mensuplarının feryatları bugünlerde Türkiye'nin her tarafında inlemektedir. Bize gerek mail yöntemiyle, gerek diğer sosyal medya yöntemiyle ulaşan binlerce Adalet Bakanlığı mensubu, Adalet Bakanlığı'nın kendi içinde düzenlediği meslekte yükselme sınavında haksızlıklara uğradıklarını beyan etmektedirler. Elimizde bugünlerde televizyonlarda da bolca gösterilen sayısız örnek var. 94 almış, 91 almış, 89 almış, 88 almış. Yazılı sınavda başarılı olmuş yazı işleri müdürleri, ama mülakatta elenmişler. O ilde birinci olanlar mülakatta elenmiş, o ilde sonuncu olanlar yükseltilmiş, müdür edilmiş. Bunun gibi binlerce binlerce örnekler var elimizde. Ama isimlerini veremiyorum. Korkuyorlar, diyorlar ki isminizi vermeyin, bizi ya görevden alırlar ya sürerler diyorlar. Aynı sorun, aynı sıkıntı, laf atmayın, hepsi belgeli. Hepsi belgeli, laf atmayın. İsmi de burada, tecdesi de burada, sınav tarihi de burada. Yalan söylüyorsunuz. Aynı mağduriyet emniyet mensuplarında. Bakın, bana bugün gelen bir mail diyor ki, aynı, biz de emniyet mensubuyuz diyor. Türkiye çapında yazılı sınavda derece yapmış 120 emniyet mensubu mülakatta elenmiş diyor. Bu haksızlıkları yapmaktan artık bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Sizin ne vicdanınız var, ne insafınız var. Türkiye'nin bütün cumhuriyet kazanımlarını, malını, mülkünü sattığınız yetmiyormuş gibi, Türkiye'nin cumhuriyet kazanımlarını sattığınız, göz diktiğiniz, çaldığınız yetmiyormuş gibi, şimdi de insanların emeklerini çalıyorsunuz. O insanlar, yalan söylüyorsun. Gel, gel burada konuş, gel burada konuş. Yalan. Bakın burada belgeler var. Bakın burada belgeler var. Binlerce belgeler var. Yalan söylüyorsunuz. Gelin burada konuşun. Laf atmayın orada. Gelin burada konuşun. Hepsi belgeli bunların. Hepsi belgeli. Laf atmayın. Şimdi bu insanlar ailelerine karşı, çocuklarının geleceği için sabahlara kadar çalışmışlar, alın teri dökmüşler, intiharın eşiğindeyiz diyor. Burada bakın yazıyor, intiharın eşiğindeyiz diyor. Ben Gazi babama bakmak için sabahlara kadar bir taraftan ona baktım, diğer taraftan ders çalıştım. Buna rağmen, almış olduğum 94 puana rağmen ben atanamadım, İl sonuncusu atadı diyor, belgeli. Oradan vır 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 konuşmayla değil bu işler. O nedenle. Ama işte arkadaşlarımızın söylediği gibi, kayyuma haksızlık, çiftçiye haksızlık, EYT'liye haksızlık, yok bilmem memurlara haksızlık, emniyet mensuplarına haksızlık. Boşuna değil bu mağduriyetiniz, boşuna değil bu yenilmeniz. Yenileceksiniz. Sonunuz geliyor. Bu kibirden vazgeçin. Bu haksızlıktan vazgeçin. AKP Nazım Hikmet'in şiirinde söylediği gibi, bu halka sana düşman, bana düşman.
dakika, bir dakika. Bir dakika. Sevgilim. Buyur. Buyur devam et. Ne oldu? Devam et. Süren mi geçti? Süre verdim. Buyur. Özür dilerim. Sevgilim. Vatan ki bu insanların evidir, onlar vatana düşman diyor. Emeğe düşmansınız. Teşekkür ederim Sayın Başkanım, saygılar sunuyorum. Ya öyle oradan atmak değil. Elbette bir ülkenin temeli adalettir. Ne hazindir ki ülkemizin de en büyük sorunu adalettir. Maalesef AK Parti iktidarlarının en vahim tablosu nerededir denecek olursa zannediyorum Adalet Bakanlığı demek gerekir. Başlangıcından bugüne kadar en büyük sorun burada yaşandı. 28 Şubat darbesinin ürünü olan 1. AK Parti dönemi, 15 Temmuz darbesinin ürünü olan 2. AK Parti dönemine göre belki biraz ehveni şer kabul edilebilir ama bilelim ki her dönem birbirinden daha kötü geçiyor. Bugün adaletten bahsederken 23 Nisan'ı kutladığımız bugün de cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan binlerce çocuğu hatırlamalıyız. Bugün KHK'lıların mağdur kaldığı durumları, eşlerin birbirinden yüzlerce, binlerce kilometre uzakta hapis yatırılarak sırf mağdur edilmek istendiği bir dönemi, kanser hastalarının hapishanelerde maruz kaldığı durumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin pek çok kararına rağmen inadına diretmenin hukuksuzlukta devamın asla izahı mümkün değil. Değerli milletvekilleri, itibar saraylarda, uçaklarda, yüksek adliye binalarında aranıyor olsaydı belki bugün ülkemiz adil sayılırdı. Ama adalet hukukla, hukukun üstünlüğüyle, hele de kamunun vatandaşları arasında ayrım gözetmeksizin baba rolünde kucaklayıcı bir tavrıyla mümkün olur. Ne yazık ki bundan çok uzağız. Bugün bu bahsettiğimiz pek çok kurumda, pek çok kesime hukuksuzluk yaşanırken çok daha vahimi, Adalet Bakanlığı kendi personeline, kendi çalışanlarına bile bu hukuksuzluğu yaşattığını net bir şekilde göstermiştir. Değerli milletvekilleri, bugün ülkemizde atanamayan on binlerce, yüz binlerce öğretmen, hemşireler, paramedikler, laborantlar, radyoloji teknikerleri, mühendisler, sosyologlar, uzman çavuşlar, taşeron işçiler, alın binlercesi, hepsi mağdurdur ve maalesef bunların bütün mesleklerin ülkemizdeki mağduriyetteki ortak noktası nedir derseniz ortak noktası. Eyvallah başkanım, sağ olun. Hemen bütün alanlardaki kamu çalışanlarının ortak mağduriyesi mülakat mağduru olmalarıdır. Ve maalesef ki bugün belki de ülkemizde adalete en uzak bir dönemi yaşıyoruz. Adalete en uzak yerde belki de Adalet Bakanlığı arkadaşlar. Bugün ülkemizdeki bu mağduriyetlerden sonra birileri Hazreti Ömer'in adaletinden söz ediyor ama kuşkusuz ki yaşantıları turist Ömer'in hayatıdır. Ve bugün işte bütün bunların sonucunda liyakatın olmadığı, torpilin egemen olduğu, sadakatin esas alındığı bir yerde ekonominizde, turizminizde, tarımınızda, ülkedeki huzurda her şey yok olur. Bugün yaşadığımız gibi genel kurulu... Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP grup önerisi üzerine AK Parti grubumuz adına söz aldım. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce memleketim Tokat'ta 18 Nisan'da Sulusaray, 21 Nisan'da Turhal ilçemizde yaşanan depremler nedeniyle tüm hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sulusaray ilçemizde aynı gün içerisinde 4.7 ve 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde 3 ilçemiz, 1 beldemiz, 30 köyümüz etkilenmiş. En büyük tesellimiz can kaybı olmamasıdır.
Depremin ilk saatinden itibaren valimiz başkanlığında tüm kurum ve kuruluşlarımız sahaya intikal etmiş. Depremin hemen akabinde bölgede kamu kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza ait mobil mutfaklarımız kurulmuş. Vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacı giderilmiştir. İhtiyaç sahiplerine 1686 çadır, 5185 battaniye, 179 elektrikli ısıtıcı, 500 yatak dağıtılmıştır. Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını ivedilikle tamamlamıştır. Deprem nedeniyle 349 binada ağır hasar tespit edilmiş, yaklaşık 4000 binada da hafif hasar vardır. Depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlarımız seferber olmuş, hep beraber çalışmaktayız. İnşallah yaraları hep birlikte saracağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Depremde görev alan başka sayın valimiz, kamu kurumlarımızın personelleri ve tüm gönüllü kuruluşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. CHP grubu tarafından 2023 yılı Adalet Bakanlığı personeli görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavında başarısız sayınlarla alakalı meclis araştırması açılması teklif edilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı sınav sonucunda başarılı olan 2035 kişi mülakata girmeye hak kazanmıştır. Yazılı sonucu başvurduğu ilde veya ünvanda birinci olan 275 adaydan büyük bir kısmı sınavda başarılı olmuştur. Yine mülakat yapılmadan sıralamaya göre, puan sıralamasına göre alım yapılmış olsaydı başarılı olabileceklerin de büyük bir kısmı mülakat sonucunda başarılı olmuştur. Başarısız olan adayların görev yaptığı adalet komisyonları veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından görevde yükselmeye uygun çalışma performansı ve liyakatleriyle ilgili objektif olarak bildirilen kanaatler değerlendirilmiş. Ayrıca Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmenliği hükümlerine göre sözlü sınav kurulunca sınav konularına ilgili bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti. Devam edin buyurun. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Şimdi mülakatla ilgili değerlendirmeyi CHP grubu istediği için şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Son günlerde belediyelerde yapılan atamaların nasıl yapıldığı ortada. CHP'nin kazandığı belediyelerde yapılan atamaların tamamı ortada. Nepotizmin kralı CHP'de, nepotizmin kralı sizde. Mehmet Moğultay'ın, dönemin Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın CHP kongresinde biz CHP'lileri almayacaktık da MHP'lileri mi alacaktık? 3000 tane hakim dediğini bu millet unutmadı. Bu konuda son söz söyleyecek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.